Sen hep böyle zırt pırt gelip gideceksin mi? Yılların açığını kapayım diyorum. O boşluk öyle kolay dolmaz. Anladın? Öyle iki kere ziyarete gelince olmuyor o iş. Ne oldu yüzüne? Dengeni mi kaybettin? Dayak yedim. Aslanlar gibi tek başıma dört kişiden dayak yedim. Dayak yemenin de aslan gibisi nasıl oluyormuş? Bir ara anlat da anlayayım be Sedat. Küçükken de böyle tek başına kalmayı cesaret zannederdin. Ne dayak atmayı öğrendin, ne de dayak yemeyi. Diyor ki sizde bir numaralar varmış. Siz istemiyoruz bu halini. Ne yapıyorsunuz ya? Abi! Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Sessiz! Bana ağlama. Abi! Kalk. Ne oldu? Baban yok mu senin? Abin geldi kurtar bana. Oğlum bak! Eğer bir daha bu çocuğa karışırsanız karşınıza beni bulursunuz. Yürüyün! Sen yaptın. Değil mi? Sen yaptın. O Rıfat itini sen çektin üstümden değil mi? Ne oldu? Ha? Canım yanar diye mi korktun? Niye? Sen benim kardeşimsin Sedat. Versek de, kalsak da sen benim kardeşimsin. Belki bir gün her şey değişir. Bilemem. Ama bir tek bu değişmez. Sen hastasın ya. Vallahi sen kafayı yemişsin. Senin gözün dönmüş. Eğer benim gözüm dönerse hemen anlarsın. Merak etme. Gelmişsin. Bir de utanmadan, sıkılmadan böyle pişmanlıklarını telafi etmeye çalışıyorsun. Hayırdır ya? Benim ödeyecek borcum da yok. Ah ulan keşke dediğim şeyler de yok Sedat. Geleni yaşarım. Gidene de eyvallah. Anladın? Kimseye eyvallahın yok. Maşallah. Maşallah sana. Karabey. Ben var ya senin bu yürekli halini. O bızdık vardı ya. Paramparça olurken görmeyi çok istedim. Senin kafan kalın ha. Ben kim için vazgeçtim lan kendi çocukluğumdan? Kim için? Sen çocuk değildin. Ben çocuktum ben. İster ağla, ister bağır. İstersen geceleri yeminler et. Benim ailem yok de. Biz yine de kardeşiz. O içinde akan kanla benim içimdeki kan aynı kan. Anladın mı? Böyle kanın içine. Olsun gitsin kanım. Yoksun sen. Anladın mı? Yoksun, yoktun. Şimdi ne demeye döndün? Dönmedim Sedat. Dönmedim. Hiç gitmedim ki. Benim şeylim var ya. Hep senin üstündeydi. Olmaya da devam edecek. Sen ne zaman elimin altından çıkacak kadar büyürsün, o zaman sana söz, ben bu elimi kendim çekerim. Ama o zamana kadar bu hikaye böyle akar gider. Bir şey isteyeyim mi senden? Konuşma benimle.
Benim zaten bir hayatım yok. Olmayan hayatımın içine girmeye çalışma. O kadını da çek üstümden. Ne kadını? O bana yolladığın süslü avukat. Benim burada keyfim yerinde, çıkmayacağım. Dayı!